Hepiniz var dostlar, hepiniz iyi bir hoş geldiniz. The Estate Agent Simulator bölüm 2 ile karşınızdayım. Kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Birazcık oyunu ilerlettim ki sıkıcı bölümler geçmesin. Siz de izleyip sıkılmayın diye yaklaşık bir 3 gün oyunda harcadım. 3 günde tabii ki de kira toparladım. Hatta 2 gün kira toparladım galiba. Benim eşim bayağı değişti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. E işte senin günün nasıl geçti? Burada farklı, orada farklı. Ofise gidiyorsun, bambaşka bir kadın, portresi var falan. Bana biraz para verin. Aa, 480 verdi. Asla gerek yok, param sende kalsın. Dün para da istedim, 2400 verdi. Allah razı olsun, ilk defa para istedim ve para veriyor. Herhalde belli bir düzeyde istemediğiniz zaman, belli bir geçtiği zaman üzerine birikim yapıyor. Sonrasında ay buradakini almamışım. Ben de diyorum satın aldım ama cebime niye gelmedi? Oo, 25 dolarmış bu. O yüzden bu kadar sağlam doyuruyormuş. 12 dolarlık nasıl doyuruyor? Şimdi Cihangir Kadıköy tarafına gideyim. Oradan yürür geçerim, kiraları toplayayım. Bugün yeni yatırım yapacağım artık. Ufaktan daha büyük bir ev, sonra evi döşeyeceğiz. Ve oradan ne kadar fazla kazanabileceğimize bakacağız. Yavaştan herhalde açık arttırma günlerde başlar diye düşünüyorum. Evde leş gibi, ev niye temizlemiyorsun ablacığım? Allah Allah, kirayı verdik de komple çöplük yapın diye de vermedik. Dur, şuradaki ev kaç para lan? Dur öbür kirayı alayım. Dur abi dur. Bir sürü yer var. Aslında sıfırdan toprağa da girebiliriz ama evin inşaatın maliyetinin altından kalkabileceğimi düşünmüyorum. Bak burası ne kadar diyor? 46 bin. Çok dedin abicim ya. Bana şöyle bir 25-30 civarında yine sıfıra kadar düşebilirim. Parada sıkıntı yok. Nasıl olsa ertesi gün kiralar sağlam geliyor direkt. 15 bin. Bu da hiç yoktan iyi ama böyle 25 bin bandı daha uygun benim açımdan. Çünkü kira da otomatikman şöyle bir 5 binlere çıksın. Bir de eşyayı döşeyim, oradan da bir 6-7 olsun. Sağlam olsun, benim olsun mantığındayım. Bakacağız. Bu Cihangir'de çok fazla bizim istediğimiz gibi ev yok galiba şu anda. En kötü Beşiktaş'a bakarım. Kirasının tabii aynı semtte olmasını çok çok istiyorum. 10 kira toplamışım bu arada, başarım geldi. Aynı semtte olmasının sebebi işte yakınlıkta koştun evin bütün paralar topladın derdi. Bu evde birazcık... Gerçi bu evler öbüründe 40 ise bunda da aşağı yukarı öyle mi? Aha! Tam aradığımı buldum ha, yemin ediyorum. Bu fiyat biraz yüksek gibi görünüyor. Ne diyorsun? 22 bine. Yapabilir misin? Bunu kabul etme mümkün değil. Daha yüksek bir teklifte bulunmasın. Bulunmalısın. 23 bin. Yani artık miktarlar arttığı için bir tık daha yükseltmeye çalışıyorum. Güzel. 23 bin. Cebime de gördüğünüz gibi para kaldı. Bir de Y'ye basayım. 112 puan. Şunu da alabilsem kredi çekeceğim. Daha büyük paraları da koparacağım sonra. Artık üzerine ev inşa edebileceğim. Onu açtık. Petlerle hiç uğraşasım yok. Vakit kaybı gibi geliyor. Önce tabii ki de temizleyelim evi. Bayağı bir leş gibi. Sonra arabayı getireceğim. Bütün eşyaları kafama göre dizeceğim artık. Tek kat mı bu? Aynen tek katmış burası da. Kirlilik düştüğüne göre gidiyor. Sadece animasyonu veya benzer bir şey olmadığı için fark edemedim yani. Gidip gitmediğini algılayamadım. Böcekler de gitti. Boyama kısmı niçin ve boyarsam ne olur yani? 5400'den 6000'e falan çıkar mı boyarsam? Denemek istiyorum yani oluyorsa. Ya da boyaya ihtiyaç varsam boyuyorsun. Öyle bir mantık var acaba? Eşimle bu arada hiç ilerletemedik. Hala %3'te kaldı. Yani her günde sabah akşam konuşmaya çalışıyorum. Boya dükkanı ha. Bu şekilde oluyor. Boya bakayım, belki değer artar. Gram değer artmıyor. Komple bir kere de boyadık. Neyse gidelim. Abi ortam sesi yani müzik mi açsam anlamadım ki yani, buradan ayarlardan da niye ayar koymazsınız ki abi, niye ana menüye gitmek zorundayım ben ya? Gözünü seveyim ey yapımcı arkadaşlarım benim. Şöyle ufak detaylara gerçekten insan takılıyor ya. Ben takılıyorum abi. Ya escape'i bastığımda ver bana bütün ayar. Ben niye ana menüye döneyim, oradan geleyim, çıkayım, gideyim, yüklemeyle uğraşayım. Bitir işi yani tek menüde. UI UX'ci arkadaş. Saat 6'ya geliyor. Yetişir miyiz? Bugün kiralık yetiştiremem herhalde. Ya ancak yarın koyacağım. Yarın kiracı girerse bile ondan sonraki gün parayı almaya başlayacak. Öyle bir dezavantajı olacak. Ama denememiz lazım yani. Bu kadar eşyayı boşuna almadık biz. Kazanmadık ya da. Bunları değerlendirmezsek içimde ukde kalır. 3800 dolar da param kaldı. Bundan sonra muhtemelen banka borcumu da ödeyebilirim gibi gözüküyor.
Çünkü ufak tefek en azından paraya çok ihtiyaç duymayacağım. Bundan da gelmeye başladığı zaman rahatlarım diye düşünüyorum. Koy böyle. Şurada bir yerde dursun hadi. Olsun ya, en azından 8.000 kira alabileceğim ben 7.000 derken. Açık arttırmalara bayağı düşündüğünüz zaman bayağı bir para da harcadık. 8-9.000 ortalama açık arttırmaya verdik muhtemelen sadece. O yüzden az buz para da gitmedi. Şimdi tabletimizi alalım. Fotoğraf moduna geçelim. Şöyle fotoğraflarını bir çekelim abi. Şuradan şöyle yatak odası eşyalı olduğunu gösterelim. Şuradan daha iyi olur herhalde. Daha çok şey gözüküyor çünkü. Hadi bakayım. Tamam. Yine tabletten devam et. Ulan unutuyorum hep ya. Web diyelim. İlanda değil. İki tane evim var. Ne alaka? Bir 38, bir de 30. Nasıl ya? Benim şu an ilanda olmayan bir tane evim var. Biz geçen evi aldık da hiçbir şey yapmadık mı? Haydi. Unuttum galiba ben geçen onu. Ay çok güzel bir haber bu. Tamam, 30'u hemen halledeyim. Geri kalanını sonra halledeceğim. Fotoğraflarını koy. 30'un. Eşyalı bak. Anlaşılsın diye eşyalı oldu. 8.000 yazayım. Pahalı yakın. O pahalı bandına gelemedik bile. 9.000. Güzel. Çok güzel. Kirlik 1 olmuş. İlana koydum bunu. Nerede %1 lan? Kirlik yok. 0. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Diğer neymiş? Ona gideyim hemen hızlıca. Hatta şunu da test edelim. Gitmeden de. 38 numara değil mi? Fotoğraflarını sallasam. Çok önemi var mı? Onu da eşyalı diye koydum. 5.000 dedim. Çok pahalıya kaçtı. 4.5. Oha çok pahalı. Ne kadar bu oranın fiyatı ya? 3.300. Tamam, 3.300 bandı 3.200 diyelim hatta. Tamam, o bantta kirlilik değeri bayağı fazlaymış. Onu bir temizleyip öyle gideyim ama. Şimdi sıfır olduğuna göre bunlar gitmez ki. Ha, gittiler. Güzel. Allah Allah. Böcekler temizleyince duvar da temizlendi. Çok iyi, çok iyi. Gerekirse tekrar çekerim bunu da. Direkt P'ye bastığımız aslında tabletin fotoğraf modu da açılsa mantıklı olabilirmiş. Al şöyle. Al fotoğraf. Fake olmasın. 38. Al. Hadi bakayım. Tamam, artık gidebiliriz. Bayağı bir acıkmışım. Bakalım bu nasıl doyuruyor. Karnı değerler yazsa aslında zamanla öğreneceğiz tabii. 47'den 65 oldu. Aa, tamam ya, bu en güzeliymiş. Okey okey. Patatesten devam. Kolesterolümüz bayağı bir çıkacak ama olsun. Ha, yarın hem gelirimiz iyi olacak hem de gidermiş. Ama ona değecek tabii. Şu kiracıları alayım da yarın değil, ondan sonraki gün gerçi gelirimiz sağlam olacak, şu an değil. Hello wifi, nasılsın? Nasıl kötü olabilirim? Aklımda bir şey var. Hadi çocuk yapalım. Kendimi hazır hissetmiyorum. Allah senin bittiği gibi yapsın. Uyuyoruz. Yani resmen benim şeyim gibi, güvenliğim gibi ya. Bekçi abi şöyle duruyor. Koca hoş geldin. Merhaba. Sen yanımdayken nasıl kötü olabilirim? Çok iyiyim. Para mı? Al. Para mı? Yok. Bir şey yapalım mı? Yok. Havamda değilim. Başım ağrıyor. Git. Bu. Biraz eksi yazacak bize. Ufak ufak vergiler artıyor herhalde evlerden dolayı. Şu an toplanılabilirlerden iki tane kiram var ama asıl mevzu şurası, bakınız. Çöp 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 çöp. Metal, cam, cam kutu. Cam kutu. Plastik, plastik. Geldiler. Hoş geldin dayıcım. Nasılsın bakayım? 24 günlüğüne süpersin dayıcım. 3.200 dolardan olur sana ama bak ha.
Yok dayıcım, ne yaptın sen ya? Yapamam, kusura bakma. Vallahi öyle fiyata sen bul, ben geleyim. O genç, ne yapıyorsun? Buyur, nasıl yardımcı olayım? 29 günlüğüne süper. 9.000 çok uygun orası için. Eşyalı meşyalı. Hemen sözleşme. Hadi bakayım. O dayı, sen en son benden araba alıyordun ya, hatırlar mısın? 15 günlüğü. 15 günlüğüne bilemedim ya. Neyse hadi vereyim ya. 15 günlük aslında iyi bir şey değil ama belki o zamana kadar şey çıkar, iş güç çıkar falan mantığıyla. Bakınız. Eşimin portresi burada bambaşka bir kadın. Her yerde başka kadın. Öğren görmemiş bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatmanın imkanı yoktur. Mustafa Kemal Atatürk. Mahallenin yakınlarındaki bir arazide zengin altın rezervler keşfedildi. Madencilik şirketler bölgeye akın ederken mahalle sakinler endişeli. Allah Allah. Oğlum biz mi keşfedelim şunu? Yani bu şey demek mi yani? Bize bir ipucu mu vermeye çalışıyor oyun? Yani böyle arazileri falan dikkat et. Ha, bak para vardır. Alırsan. Haberde olsun demek mi bu? Yani başarımları da 10 tane al, 20 tane al, 100 tane al, 200 tane al gibi yapmayın be, gözünüzü seveyim arkadaşlar. Gözünüzü seveyim ya. Şunları düzgün yapın ya. İnsaflı yapın be. Yani yeni özellikler ekleyin. Farklı bir şey deneyene verin. Robot gibi sürekli aynı şeyi yapmak, başarımı alabilmek için, ki ben başarım kovalayan bir insanım. Çok sıkıntı oluyor ya. Çünkü bir yerden sonra sıkılabiliyor insan yani. Şimdi 6800 kaç puan? 277 puanım var. Krediler krediler gelsin. Acaba krediyi kapatıp en pahalı krediyi alıp oradan topraktan eve mi girsek be? Şurası kaç para? 18.900 dolar diyor. Çok uzak. Koş koş. Bitmiyor. Ufak araba lazım ya. Bir tane. ATV gibi yani. Araba da değil. UTV, ATV tarzı. Hızlı bin, hızlansın gitsin. Alayım kirayı. Dankeschön. Hadi bakayım. Buradaki işimiz de bitti. Şimdi kiralık evlere bugün girdiler. Şimdi Y'ye basalım. Kredi ihtiyacım var. Bu neymiş? İkinciyi açmadan üçüncüyü göremiyoruz. Yani bunlar da bak şans gerektiren bütün o... Ah be, 100 200 300'dür. Buna da yetmez ki. Gazinoda işler dönüyor arkadaşlar. İyi dönüyor. Şimdi bunu açayım. Bunu öğrenelim. 250 ihtiyacı varmış bunda da. 250 zaten zor. Bunu da açayım. 200, bu da 300 yani doğal olarak. Tamam. Okey. Bu iyi. Şimdi böyleyken hazır. Şimdi gazinosuna gittim oyunun. Fena değil. Para kazanılabiliyor. Şans özellikle arttırmakta fayda var. Şans oyunları sağlam çünkü. Böyle yani geri dönüp vakit kaybetmek bile istemiyorum. Los Angeles'a geldim arkadaşlar şu anda. Az önce Cihangir'deydim. Buraya geliyoruz. Ödemeler. Şunları bir ödeyeyim istiyorum. Krediler. Yeni kredi alamıyorum. Ödemem lazım. 5.500. Onu ödeyemiyoruz tabii ki de. Tamam, o da kalsın. Sıkıntı yok. Araba orada kalsın. Biz gidelim. Gazinoya arkadaşlar. Tabii ki de tasvip etmiyoruz. Yani bu tamamen bir oyun, hayal ürünü. Oyunu ben yapmadım. Yapamcısı değilim hiçbir şekilde. Bir tarafından bile, köşesinden bile oyunla alakam yok arkadaşlar. Hakim Hanım, Hakim Bey. Lütfen beni hiçbir şekilde bu tarz oyunlarda oynadım, insanları özendiriyorsunuz diye yargılamayın. Gözünüzü seveyim. Benim hiçbir derdim yok. Sadece oyunumu oynayıp keyfimi çıkarmaya çalışan bir insanım. Gerçek hayatta yapanları lütfen onların peşine düşün. Evet. Gerekli notlar geçildiğine göre devam edelim. Şimdi iki tanesi denk geldiğinde random 25 veriyor. Bir tanesi denk gelirse sadece eksi 50 gidiyor. Üçü denk gelirse de ödül alıyorsunuz. Yani buradaki mantık gayet basit. Misal hiç gelmedi. Eksi 50 yani bir tanesi geldi. Ayrı ayrı 3 farklı. 2 tane 7 var. 25 alıyorsun. 3 gelirse büyük ödül alıyorsun gibi. Şansımız birazcık arttırdığımız için biraz pozitif hissediyorum. Acaba mı diye. Tüh be yakın. Ama büyük ödül lazım ya. 1000 bin değil de şöyle bir 2.5'lardan bam bam bam. Ben kazandım burada, oynadım. Yani 1000 aldım birkaç kere. 2.5 bir kere alabildim daha. Oradan da ufak tefek biriktiriyorsun. Yani eve gitmekten zaman öldürmek için oyun içinde akşam olsun
Başka yapacak çok bir şeyim yok diyorsanız. Para da kazandırıyor bu arada. Yani hep amorti ediyorum koyduğum parayı. Sonunda be. Neyse bu sefer çok az para kazandım ya. Resmen 50 dolar falan kazandım. Burada böyle saçma sapan dans ediyor. Bunlar da böyle elleri havada. Hepsi. Yani dizleri görünmeyen bir şekilde. Şimdi burada yine rulet masası var. Buradan ne kadar oynamak istediğinizi seçiyorsunuz. Maksimum 100 girebiliyorsunuz. Önce bunu seçip sonra hangisine koymak istediğiniz, yani 1 ile 18 arası even diyorsunuz ya da 19 ile 36 arası odd diyorsunuz. Yani tek veya çift sayı olarak ya da renk seçim diyorsunuz. Böyle 3 tane oyun çeşidi var. Yani diyelim ki abi çift gelir. Hadi bakayım. Sonra tik diyoruz. Atıyor. Artık ne gelirse. Hadi çift gel. Renk de oynanabilirdi. Üçünden biri yani. Çift gel. Oley! 5 skill puan da kazanıyoruz. Skill kasmak için mantıklıymış ha. Hadi bu sefer de siyah oynadım. Hadi arkadaşlar. Gelmez bu tevelen de. Az önce kazandım. Burada kaybederim birazdan. Son bir oyun çeşidi de burada. Artık 21 var. Blackjack. Bunu zaten biliyorsunuz. Direkt 1000 oynasam mı ya risk alıp? Düzgün gelir mi el? Yani bu aynı My Summer Car'daki o domuz adam var ya. Onunla oynadığınız gibi çok riskli geldi ama ya 15. Ya alsam al ya. Oy! Oy! Nice shit bro, nice shit. Kalk 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 kardeşim, kalk kardeşim yeter. Kârı alıp kaçıyorsun. Bak nasıl ağlıyor. Görüyor musun? Kaybetti. Vah 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 vah. Neyse gidelim. Böyle bir şey. Başka da bir mevzusu yok kazinonun. Ben kârımı aldım kaçıyorum. Olması gereken bu. Kazanıyorsanız. Evimize gidelim. Ha bu arada şunu kapatayım mı ya, hazır var para. Taksit bitti. Artık 45'i veremiyorlar. Tabii ki de 22 bin alabiliyorum maksimum kredi olarak. Eksiye düşer miyim vergilerden ötürü? Çünkü vergiler 600-700 falan da ama borçtan dolayı da olabilir o vergi işi. Bakalım ne kadar vergi kesiliyor bugün. 576 vergi kesilmiş. Yani eksideyim aslına bakarsanız. Eksiye gidemiyoruz oyunda. Aslında battım. Günaydın karıcığım. Nasılsın? İyi misin? Bana biraz para verebilir misin? 1300 birikmiş misal. Gibi gibi. Teşekkür ediyorum. Sende kalsın. Böyle bir iki. İçinden geçti. Hop. Tamam, istersem kredi de çekebilir. Duruma bağlı olarak da ne yapacağımı daha kestiremiyorum. Şunu yiyelim. Oh, 97 oldu. Şimdi 3-4 noktadan para topluyoruz. Hey be. O zaman nereden başlayayım? Dur. Şu taraftan Beşiktaş'tan da çok dolanacağım. Kadıköy'den başlayayım o zaman. Gördüğünüz gibi buradan tıkır tıkır. Ama çoğu da Cihangir'de ya. Cihangir'den başlayalım. Gitsene işte. Allah Allah, niye gidemiyorum? Gidemiyorum. Bug'a girdik, iyi mi? Hay Allah'ım şansıma ya. At çiftliği var. At alıp gideyim. 23.000. Ne oluyor atlar alınca? Sırf binmek için mi? Arap atı var. Ahal teke varsa alırım bak. Safkan İngiliz. Ahal teke. Helal be bizim atlar. Ağırlığı 1000 pound. 56 inç. Yükseklik öyle ölçülüyormuş bunlarda ya. 40 bin. Ama sonra ne olacak yani? Bir hipodrom yok, bir kapıştırma durumu yok. At çiftliğini alsak ne olur ki? Bizim durakta mı sorun var? Yok. Her durağa geldiğimde o durak çıkıyor abi. İnanılmaz ya. Ya kapat aç düzeltecek ancak. Koşmak istemiyorsam kapat aç yapmam lazım. Öyle mi yapayım oyunu acaba ya? Tamam, üstüne tıklayınca kaydetti. Okey. Kapatıp açtım. Bakalım. Umarım bu sefer sorun olmaz diyeceğim de yok abi yani. O eşime cevap vermedim ya. Ondan oldu bence. Parayı uzattığımda çekip gittim. Bana ne ya deyip suratına bakmadan. Ondan oldu herhalde. Race Club varmış bakın burada. Alayım parayı kardeşim. 9000.
Oğlum ne iş yapıyorsun sen ya? Ertesi gün hemen 9.000 çıkardın, tak diye koydun. Çok merak ettim. Dayı satıyor mu ya? Satılık evde bakıyorum bir taraftan. Yani acaba şöyle düzgün denk getirebilir miyiz? Satın alsak daha mı mantıklı olur diye. Aynı anda kredi de çekeceğim. Toprak alıp topraktan zeminden koyup da deneyebiliriz. O da bir seçenek ama yani ev fiyatları nedir bilmiyorum yani. Toprağı almakta da olmuyordur. Senin fiyat ne? Satıyorsa ufacık misal bak. 12.000 diyor ya. Satılık lazım. Birader satılık bak. Buradakini unutuyorum hep. Arkamda kalıyor. 12.000 şimdilik geldi. Bu da 3.300'dü. Hadi hadi. 15. Oradakini de alsam 18 falan olacak işte. Artık bundan sonraki hedef herhalde 40 binlik evlere falan girebilmek. Satın alıp. Şurası öyle miydi? Ya karşıya burası öyleydi. 8 bin. Yok yürü git ya. 8 bin ne be? Ne ben 1.500'e mi kiraya vereceğim? Bak 46 bin diyor. Mis gibi. Geleceğim ablacığım. Bekle ama bir ATM'ye de uğramam lazım. Şu durağın yanında da ATM var değil mi? Aynen yakındaki. Ablam alayım kirayı ablacığım. Geciktirmiyorsun. Allah seninle razı olsun. Sayende ben de evime ekmek götürüyorum. Sağ olasın. Şurası satılıktı sanki. Yok bu değilmiş. Bir tane satılık daire vardı ama bunu alamıyorum. 7.300, 7.300. Ne zaman ödersem. Ödeyene kadar galiba kredi ödüyoruz. Yine 40 bin oldu ya. 40 bine de vermez ki yani. 46'lık evini. Biraz fazla. Gel 40'ta anlaşalım. Vermez yani. Zannetmiyorum. Oha. Çüş. Vallahi 6.000 indirdi ya. 46 mıydı? 44.000 tam bakmadım ama çok güzel indirim yaptı. Hiç beklemiyordum. Neyse boş ver sorgulama zaten sorgulama. Pahalı demedi vallahi semt için. 8.500. Güzel. Yapıştır. Akşam olmuş. Mecbur gideceğiz. Şu an 7 tane daire var diyor. 7 tane daire var mı bende ya? Artık bundan sonra işte yapabilirsem satın alma işine deli gibi girmem lazım. Ben nereye geldim? Neredeyim ya? Dur. İyice beynim durdu. Ne taraftayım ben? Ha tamam bu tarafta durak var zaten hazır. Durak yine çalışmıyorsa mecbur arabaya gidip arabayla gitmek zorundayım galiba. Oh be tamam. Eşim küsmekten vazgeçmiş artık. Düzeldik herhalde. Aramız düzeldi. Para geldikçe bankanın borcunu kapatsam tekrar borç alabilmek için yüklü miktarda mantıklı mı bilmiyorum. Aynı hesaba geliyor çünkü. Nasılsın karıcığım? Yorucu ama keyifli bir gündü. Hayatım bana biraz bağıran ve... Lan geçen 1.400'ü almadım ki ben. O havada kaldı diye mi öyle oldu? Niye eşimle aram ilerlemiyor bu arada ya? Niye %3 abi? Kaç gün geçti artık üzerinden? 10 gün geçti yani. 10 gün %3 kalır mı ya? Mesaj geldi. Bir mail geldi ama yine eksiye düşmüşüz. Ha, açık arttırma maili. Param yok ki açık arttırma olsa ne yazar, olmasa ne yazar. O maillere nasıl bakıyorduk? Ha, şeyden tabletten bakacağız ya. Yani mutlaka ziyaret. Param aslında gidip kirayı alıp da gelip alabilirim eşya işini ama eşya işi de zahmetli iş şimdi. Götür et. Ya 1.000 dolar arttırıyor mu? Yalan yok. Arttırıyor 1.000 dolar arkadaşlar. Bak şimdi de gidemiyorum yani. Abi ya öf, ama yani yeter ama ya. Arabasız döndüm bir de. Dönüşümde sıkıntı yok, gidişimde sıkıntı var. Neyse dur. Kiraya verelim evi unutmadan. Abi kolay gelsin. 8.5. Abi aynı sana benzeyen kardeşin de 10 günlük olmasın. Cık. Yok olmaz abi 10 gün istemem. Beni rahatlatan şöyle bir 25-30 gün istiyorum ben. Hayır 15 gün de olmaz. Hadi hadi. Hadi bakın işinize. Ev ve şey kiracı beğenmiyorum artık abi ben de kalktı bir yerler. Yok mu başka müşteri? Yok yok. Siz istemiyorum. İstemiyorum.
İstemin canım. Allah Allah, başka kimse yok mu? Hadi abi, hadi. Şöyle 20-25 günlük. Ya da böyle yüklü olunca acaba öyle mi oluyor sürekli olarak? Başka gelen olur mu ya? Kaybetmesem mi? Hoş geldin diyar. Hoş bulduk yer. Ver bakayım parayı, alayım canım benim. Thank you very much. Her yerden para topluyoruz. Arabayla mı gitsem ben, ne yapsam? Arabayı hiç kullanmıyorum ya. Duraklardan daha hızlı gidiyorum. Abi sen buradakine hiç benzemiyorsun ya. Bir yerde bir yanlışlık var ama. Benim eşim de benzemiyor. Bugün kiraya girsin de her kimse. Sohbeti kes abi, kirayı ver. Sen benziyorsun ama bak. Birazcık daha üzgünsün ama benziyorsun. Yalan olmasın şimdi. Ratatatata. Bunlar çok ucuz kaldı. Denku 18 geldi. Tamam, başka kira toplayacağım bir yer yok herhalde anladığım kadarıyla. Aha, iki kişi daha gelmiş. İnşallah biri 25 günlüktür. Aa, gitme be abi, git. Abi, git üstüm giyin gel. Bu da ucuz derse iptal edeceğim. Arttıracağım fiyatını sonra. 4 tane var. Bununla beraber 5 olacak. Şu an şu karşılıklı var, şurası var, burası var. Yani komple Cihangir'i ele geçirmem lazım. Tamam, yenisi gelmiş. Hadi abim, hadi kırma beni be. 13 günlük. Hadi, hadi abim, iyi günler. Sen aklı başında bir kadına benziyorsun ablacığım. Sen buraya bir 20-25 günlük hosteslik var galiba. Hadi, hadi. Ablam gözünü seveyim, al ya. Senin Cemre diye bir tane. Ha, 16 gün. Fiyatta anlaşalım, gel vereyim. Yok artık. İyi günler. Bugünlerde ne acayip müşteri tipi var ya. Var mı gazetelerde? Şehirde gelenekten eleştiren depo savaşları kültürü olan gelir garga. İyi insan lafın üstüne gelir. Hani iyi insan görmüyorum ben. Gel. Hadi iyi insan gel. Gel lafımın üstüne. Hadi canımın içi. İnsan 25 günlüğüne gelir abi. İnsan sen misin ablam? Biraz acelen var. Oy! 21 olur. Sen berbat bir insansın. Hadi. Sen iyi insan falan değilsin. Şimdi depo savaşlarına da gidesim yok galiba. Gitmeyeceğim gibi duruyor arkadaşlar. Para biriktireceğim birazcık daha. Çünkü oraya gidersem minimum 8-10 bin harcayacağım. 2-3 tanesini alabilmek için. O da bana pahalıya patlayacak. Değmiyor gibi sanki. Lütfen fiyatta anlaşalım. Çok ucuz. Aa, süpersin be. İşte bu. İşte aradığım müşteri tipi ya. İşte aradığım müşteri tipi. Krediyi arttıracağım ya. Bunu değil. Şu an krediye ihtiyacım var gerçekten de. Belki binaya gireriz yani. Çok güzel oldu be. Mister gibi oldu abi. Öde. Öde. Hepsini kapat. Yarınkini de kapatalım. Bir sonraki şeyle beraber direkt uçarız. Ama tabii seviye atlayabilmek için birazcık daha şey puanına ihtiyacım var. Açık arttırma yapmayacağım. Oraya verecek param yok benim. Şuradaki makine bana daha iyi şans getirebilir gibi. Hadi bakayım. Bize 250 lazım. Deneyim puanı alabileceğim bir yer lazım o zaman. Kız sen niye ağlıyorsun ya? Sen oyun kuransın. Senin kaybetme ihtimalin yok. Ver ver, bu olmadı. Hadi burada kalayım. Ah be abim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tüh, bu sefer kaybetti. Tamam, yeter. Ne kadar deneyim puanım var? 230. 20 puan da herhalde yarınki kiraları toplarken alırım diye
Düşünüyorum. Evet, aslında bu bölüm burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölüm ben çekeyim. Ondan sonra devam edin. Kiraları toplayıp kaldığımız yerden tam gaz gideriz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Hoşça kalın. Bay bay.